Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın Arapça dil bilgisi bu defa sarf. Evet, bir nahiv var, bir de sarf var. Nahiv daha çok kelime sonlarındaki harekelerle ilgileniyor veya cümlenin işte irabı ile ilgileniyor. Biz sarfta ise daha çok kelimenin yapısıyla ilgileniyoruz. 8. bölüme geldik ve bu bölümde başlığımız illet, met ve zait harfler ee, diyecek. Geçenki bölümde e, bakın bazı e, konu başlıklar mesela talil ne demektir, zecir ne demektir, lin ne demektir. Evet, illet harfleri huruful ille, elif, vav, ye'dir. Bunlar illet harf olmaları için kelimenin asıl harflerinden olmaları gerekir. Seyrun, yekulu, len, yermiye. Met harfleri nedir? İllet harfleri gibi elif, vav ve ye'dir. Bunların met harfi olmaları için illet harfi olsun olmasın. Eliften önceki harfin harekesi fetha, vavdan önceki harfin harekesi zamme, ye'den önceki harfin harekesi kesre olması olması gerekir. Kebirun, yehafu, mektubun. El hurufu zâid, zâid harfler, kelimeyi meydana getiren asıl kök harflerden başka çeşitli sebeple kelimelere ilave edilen harflere zâid harfler denir. El huruhu zaide. Bunlar Elif, te, sin, lam, mim, nun, vav, he, ye. El yevme tensahu. Onu bugün unutursun. Cümlesinde toplanmıştır. Zait harfi anlamak için o harfi kaldırdığımızda mana bozulmazsa harf zaittir. Bozulursa zait değil, kelimenin aslındandır. E, alime, ya'lemü. Burada bakın ya'lemü da ye. Burada mim ve vav değil mi? Bir kelimenin muhtel sayılabilmesi için vav yahut Ya'nın asıl harflerinden olması e, gerekir. E, mesela seyrun, nevmun, dayrun kelimelerinde vav ve Y harfleri asli harflerden olduğu için bu kelimeler muteldir yani illetlidir diyeceğiz. Katirun, kabulun, buhayrun kelimelerindeki vav ve ya asli harflerden olmadığı için bu kelimeler illetli değildirler. Harekeli illet tarif bulunan kelime şebihun bis sahih denir. Şebihi biz sahi, hareketli e, illet harfi bulunan kelime. Vecebe e, işte e, kav, e, kav, kuvvemun delvun e, zabiyun gibi Zabiyun, burada da kavmun. Kök harfleri den meydana gelen isme el asli fiillere mücerret denir. Kök yani asıl harflerden meydana gelen isme asli fiillere ise mücerret denir. Zayit harflerden bir veya birden fazlasını taşıyan isim ve fiillere ziyadeli yani mezidun fi veya düz ziyade denilir. Peki 9. bölüm el kelime. Cümleler bir takım manalara delalet eden anlamlı sözlerden meydana gelmiştir. Bunlara kelime denilir. Arapçada kelimeler üç kısma ayrılır. İsim, fiil, harf. İsim zamana bağlı olmadan kendi başına bir manası olan kelimedir feta ilim hücre. Fiil zamanı ve şahsa bağlı olarak bir iş oluş bildiren kelimedir. Kara e yakra, u, ikra. Harf yalnız başına bir mana ifade etmeyen isim ve fiillerle beraber bulunduğunda mana ifade eden kelimeler. Em, rubbe, e gibi. İsim mutasarrıf yani çekilebilen ve gayri mutasarrıf. Çekilemeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Mutasarrıf ismin müfredinden tesniye, cemi, ismi tasvir ve isim mensupsu elde edilir. Medinetun, medinetani, müdün, me, e, e, evet, müdeynetun, medeniyun gibi. Gayri mutasarrıf isim, e, şekli değişmez. Mutasarrıf isimlerde olduğu gibi çeşitli sigaları yoktur. Men, ma, keyfe gibi. Mutasarrıf isim, camit ve müştak olmak üzere ikiye ayrılır. Camit isimler, türememiş isimlerdir. E, mesela fethun, zehabun, e, mastarlar camittir. Zamirler e, huve hiye, ente enti ene camittir. İsmi işaretler tilke hede. ismi istifamlar keyfe men, ismi mevsuller e, şart isimleri, fiil isimler veyhe, helümme, heyhate gibi, savutlar, ve tak tak, bazı zat ve mana isimleri, fe'sun, işte racülün gibi. Bunlar gramer kitaplarında ismi mensup ile ismi tasvir fiilden türemedikleri için camit, bazıları ise isimlerinden türediklerinden müştak saymışlardır. Bu iki isim isimden türemiş isimler bahsinde zikredilmiştir. Müştak isimler e, türemiş isimlerdir. Bunlar ismi fail. E, bakın müştak isimlerin fiilden türeyenleri. İsmi faildir. Fatih, Mükrim, Müstevfir. ismi mef'ul, mektul, mükrem, müstahsen. Sıfat müşebbehe, kabih, hasen, ferih. ismi taftil, eftal, eşet, ekber gibi. Mübalağalı ismi fail, e, Sıddık, Vaffar, Allame gibi. İsmi Mekan, Meclis, Medrese, Muhteber gibi. Mezit fiiller, ismi vefiller, aynı zamanda ismi zaman ve ismi mekanlardır. İsmi zaman, Merci, Meci'e, Milat gibi. İsmi alet, Mibra'e, e, Miknese, Misvak gibi. E, yine isimden türemiş isimler şunlardır. Ubeyd, Buhayr, e, Müfeytih gibi en karabi ismi mensup bakın Mekki karabi gibi. Bir de ismi mekan kısmına giren ismi kesret vardır. O da isim mekanda gelecek diyor. İsim sarf ilmiyle ilgili 11 cins isim vardır. Mastar ismi fail, ismi mef'ul, sıfat müşebbeh, mübalağa, ismi fail, ismi taftil, ismi tahsil, ismi mensup, ismi zaman, ismi mekan, ismi alet. Peki bunlar de geçiyordu. Özel isim ve cins isim. Özel isim alem yani. Mekke gibi, Kemalüttin gibi. Cins isim, ismül cins. Cins ismi ikiye ayrılır. İsmül ayn, yani madde isim. Gözle görülüp elle tutulan isimler. Velet, dik, şecer. Mana ismi. Bunlar soyut isimler. Akıl, hub, cehil gibi. İsmül cemi, topluluk ismi. Cemi manası ifade edip de şekil bakımından cemiye benzemeyen ve aynı lafızdan müfredi olmayan isimler. Mesela ceyshun, ordu, şabun, millet, kavmun, mesela halk. Cemi ismi müfredi yoktur ancak müfredi şu şekilde yapılabilir. Vahidun mine şab, vahidun minel kavim gibi. Cemi isimlerin cem keserleri vardır. Ceyşun, cüyüşun, ordular, şabun, şuubun, milletler, kavmin, akvamun, kavimler gibi. Cemiye benzeyenler, eşbahul cemi. Cemi manası ifade edip de müfredi bitişik t ile yapılan isimlerdir. E şecer, mesela ağaçlar, şeceratun. Bu eşbahul cem, semer, meyve, semeratun, bir meyve. Bitişik te ile müfredi yapılan isimlere ismi vahde, ismil vahde ya da ta vahde denilir. E, Şipi cemilerin cemileri vardır. Mesela şecerun eşcar, semer, esmar gibi. Millet, kavim, topluluk veya mezhep ifadenin isimlerin müfredi, nisvet ye'si ile yapılır. El mecus, ateşperestler, el mecusi, ateşperest. Errum rum, romalılar, Er-Rumi, bir Romalı. Bu isimlerin çekimi şu şekilde yapılabilir. Arabiyyun, yani Arap. Arabiyyun yani. Arabiyetun, Arabiyetane, Arabiyyatun gibi. Bazen nispet yasından sonra gelen bitişik bitişlikte cemi manasını ifade eder. El-Hanefi, mesela Hanefi mezhebine mensup. El-Hanefiye, Hanefiler. El-Şafi, El-Şafi'iye, Şafiler gibi. Diğer isimler, mana ve özellik bakımından diğer isimler şunlardır. Ennat, es sıfat Alim, Ahmer, Kebir bunlar sıfattır. Sıfat müştak isimler. ismi fail, ismi mafiy, sıfat müşebbehedir. Damir, Öhu ve ente bunlar da isim bakın. E, i̇şaret ismi haze, ismi mevsuller, ellezi. Soru isimleri men, meta gibi. Sayı isimleri selase, aşir, mer e, merba gibi. Son harfine göre isimler. E, sahih isim, son harfi illetli olmayan. Esed, mağrib, sahab. Son harfi vav veya ya olan. Fakat bu harflerden önceki harf sakin olup, Kendileri harekeli olan isimlere şiphi sahi isim denilir. Mesela delvun, zabyun. Kendileri harekeli, önceleri sakin. Bu neymiş? Şiphi sahi isim. Maksur isim, son harfi e, elif, ye şeklinde elif olan. Önündeki harfi e, harekesi fetha olan. Ma'annan, dünya, Mustafa gibi. Menkus isim, son harfi ye, öncesi kesre olan. El-müfti, el-gadi, el-münadi. Memdud, sonunda zayit eliften sonra hemze yani Elif'in memdude bulunan isimler. Es-sema, es-sahra, es-safra bunlar daha önce geçmişti. Maksur isim menkuz isimden dört yerde ayrılır. Sonu illetli olup al vezinde gelen isim taftil, sıfat müşebbeheler. Aksa, edna, ama gibi. Sonu illetli olan ismi zaman, ismi vekan, masarimi ve mezid fiilen isim mefhulleri. el malza e ve El-Mustafa, El-Merma gibi. Sonu illetli olan fu'le, fi'le, vezninde olanlar. El-ura, el-hila gibi. Sonra illetli masterlar. Fi, er rıda el -gına. Bunların hepsi bakın a diye uzatıyor. Memdut isim, menkuz isimden beş yerde ayrılır. Sonra illetli olan mezit masterlar. El-i'ta, eyta yata, el istiska e, istiksa, Mifal, feal, vezinlerine gelen mübalağa sıralar. El-mi'ta, el-batta gibi. Sonra illetli olup tef'al e, tef babında gelen. Et-tehca, Ette, tehca yine et gibi. Sonu illetli olup cemisi fi'al e, olan er -reda, rida gibi, el-kisa, kisa gibi. Sonu illetli olup hastalık ses ifade eden masdarlar er el-muşa gibi. Yukarıdaki misallerde elif e, ve topak hamze şeklinde eliflerin kelimenin kök harflerinden oldukları için elifi memdude değil, elifi asliyedir. Nekire hallerde tenmin alırlar. Halbuki elifi memdude kelimenin kök harfinden değildir. Sonu el, el elifin memdudu ile biten memdud isimler gayri munsarif olduklarından nekire halinde tenvin alamazlar dedi. Ve burada e, şöyle son kelimeyle ismin özellikleri zaman mefhumu yoktur. Bitişik te alır, tenvin alır, harfi tarif alır. Başına harfi cer gelir, başına ida harfi gelir, münade olur. İrabı merfu mansup mecrur olur, meczum olmaz buraya geldik ve burada kaldık fiille inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.